Ramazan ayına giriyoruz, oruç başlayacak. Nasıl daha rahat orucumuzu tutabiliriz? Evet, maalesef bazen ilk 3 gün, 4 gün insanlar böyle sersem seperek çok zor geliyor, Evet, tutamıyorlar. ilk günler biraz ağır Baygın baygın geçebilir, oluyor. evet. Çünkü insan vücudu glikozu, yani şekeri yakarak enerjiye dönüştürmeye uygun. Uygulanmış yani. Vücudu yapısı, o dokusu itibariyle. Bir kişi 14 saatten fazla aç kalırsa vücudumuz glikozu yakarak enerjiye dönüştürmeden hemen ne yapıyor? Ketojenik diyete geçiyor. Yağları yakarak enerjiye dönüştürmeye başlıyor. Bünyemiz de yağları yakarak enerjiye dönüştürmeye ilk etapta alışık olmadığı için ne oluyor? Baş ağrısı, bulantı, yorgunluk, halsizlik, dermansızlık oluyor. Bünye alıştığında 2-3 gün sonra oruç tutmak kolay oluyor. İşte oruç tutmakta zorlananlar için spirulina Spirulina, evet. 1 gramı 5 kilo sebze ve meyveye bedel. 1 gramı. 94 çeşit mineral içerir. 94 çeşit. 22 çeşit amino asit içerir. Dünyada hiçbir gıdada, sebzede, meyvede, bitkide, şifalı bitkide 22 çeşit amino asitin hepsi birden yoktur. Hiçbir, sadece spirulina da var. Peki bu doyurucu bir şey mi? Yani bunu aldığımız zaman tok tutma özelliği var mı? Hani Açlık hissetmiyorsun. hissetmiyorum. Harika. İftarda, sahurda iki Evet. tane, alışkın olmayanlar birer tane, ben ikişer tane alıyorum. İftarda, sahurda Siz çünkü hiç zaten aklıma bir gelmiyor. hani Ramazan dışında da bir kahvaltı yapıyordunuz. Bir de akşam yemeği değil mi? Yok, tek Tek besleniyordunuz. otofaj, Siz tek akşam. öğün besleniyordunuz. Tamam. Akşamdan akşama. Spirulina'yı kullanıyorsunuz o zaman. Yani eskiden, şimdi ilk başladığımda Aha. otofajı yorgun hissettiğim zaman kendimi sabah akşam öğlen bir iki kapsül yutuyordum. Otofajı kolay geçiyor. Şimdi Ama vücudumuz şimdi alıştı zaten. vücut alıştı mı kolay geliyor. Artık 2 gün hiç gerek duymuyorum. Ha, Demek ki Ramazan'da da ilk günler biraz vurur ama spirulina ile zaten ben alışkın toparlayıp olduğum için benim için siz, fark evet, etmiyor. sizin için Alışma fark otofajı yaptığım etmiyor. için. Şimdi vatandaş iftarda, sahurda birer tane spirulina Evet. alırsa 94 çeşit mineral, 22 çeşit amino asit içeriyor. Harika. 2000 çeşit enzim içerir. 2000 çeşit. Yani anne sütüne eşdeğer tek gıdadır. Buna astronot gıdası denir. Astronot gıdası, tamam, evet. Uzaya giden astronotlar yanlarında tencere, tava, Yemek götüremedikleri için. et, balık, tavuk, sebze götürecek halleri yok. Çünkü adam orada 6 ay kalıyor. 6 ay ne yiyecek? Onlar günde kaç tane içiyorlar orada, hani Yani uzayda? ihtiyacına göre alabilir. Sorun değil. Günde 3 defa 2'şer tane, 3 defa 3'er tane kullanabilir. Yani bir şey Sorun değil. yemek isteği duymuyorlar. İstek duymuyorum. Zaten vücudun ihtiyacı olan her şey içerisinde var. Peki hani içinde o kadar çok fazla zengin ki B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, O. omega 3, 6, 9. Peki bazı bünyelere fazla gelmez mi sizce İbrahim Bey? Hayır, Bir yan gelmez. etkisi olur mu? Ispanak yediğinizde yan etkisi oluyor mu? Fazla ihtiyacınız olanı alıyor, ihtiyacı olmayanı atıyor. Ama şimdi oturup bir Posa. tencere yiyemeyiz mi? Ama Bir bu öyle tabak değil. yiyoruz. Tabii ya, Ha. bu öyle değil. Bu 5 kilo, 1 gramı 5 kilo sebze ve meyveye bedel. Mesela fazla yuttunuz. Evet. 3 defa 3. Yani 9 kapsül aldınız, ne olur? Fazlasını atıyor vücut. Hı. Doğal olduğu için. Yani depolamıyor. İçerisindeki şu vitamini depolayım, öyle bir şey yok. Bazı depolanması gerekenleri depoluyor, ihtiyaç olmayanı atıyor. Hı. Herhangi bir yan etkisi yok. Şimdi bu Çernobil atom reaktöründe kazasından sonra on binlerce çocukta antral gastrit oluştu. Yani midesi yanmış gibi kavruldu, caz çavlak yandı. Yani kimyasal bir maddeyle mideyi yakmak gibi. Evet. Her şeyi denediler. Hiçbir şey iyileştirmedi mideyi. Ve spirulina denediler, hiçbir şey kalmadı. Aa, çok iyi. Radyoaktif yanmayı önledi. Radyoaktif. O radyasyondan meydana gelen Avrupa'da, Ukrayna'da, Rusya'da binlerce çocuğu spirulina'yla tedavi edebildiler. Faydası da çok yani. Bunu Tabii. da anlamış olduk. Spirulina'yla ilgili yazarlarsa PubMed'de, Google'da çok detaylı bilgi var. Spirulina, evet. Spirulina Benim de dediğin çok, zaman, siz ilk anlattığınızdan beri benim de çok ilgimi çeken bir ha, şey. bizim üretmiş olduğumuz spirulina, sadece bu spirulina içermez. Şimdi mesela bu saf spirulina. Aha. İçerisinde herhangi bir bitki ekstraktı yok. Onun Burada içinde. ise Panax ginseng. Panax damar açar, kalp göçlenir falan filan diyorlar ya. Evet. Bu aslında halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için Aha. enerji verir. Ginseng enerji verir. Evet.
Güneydoğu Asya'da Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde 40 yaşından sonra herkes kullanır. Ginsenk. Çünkü vücut da ginsenki üretmiyor değil mi? Vücut üretiyor mu? Yoksa dışarıdan mı alıyoruz sadece? Enerji veriyor bu. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Ginsenk bana bu havuç gibi bir kök. Aha. Bitki kökü. Grimsi pembe bir rengi var. Üzüm çekirdeği ekstraktı çok yüksek oranda resveratrol içerir. Resveratrol kansere karşı bile etkili, bağışıklığı güçlendiriyor. Hı hı. T hücresini, B hücresini, makrofaj hepsini harekete geçiriyor. Çoban çökerten var. Tribulus testosteris. Eskiden sporcuların enerji. Mesela yarım saat spor yapıyor, adam yoruluyor, halsiz, dermansız, devam edemiyor. Çoban çökerten kapsülü yuttu mu 2 saat, 3 saat spor yapıyor, enerji verir. Tribulus içerir, çoban çökerten kökü. Maka içerir. Yani çok farklıdır. Gencin birisi bizden spirini almış, kullanmış. Evet. Kendimi çok iyi hissediyorum ama biraz para, şeyli, maliyetli. Ben bunu kilo kilo alacağım spirine dedi. Aha. Gitmiş tozunu almış. Sonra? 6 hafta kullanmış. Ya hiç etkisi yok. Siz çünkü başka şeylerle karıştırıyorsunuz. Bizim hiçbir ürünümüz sadece bir bitki ekstraktından oluşmaz. Evet. Hepsi forte'dir. Forte demek geliştirilmiş, güçlendirilmiş. Mesela ben eskiden inşaatta çalıştım biraderlerin, abimgilin yanında. 6. kata yük taşıyorsun. 50 kilo mesela çimento taşıyorsun. Makarayla taşınıyordu eskiden. Makara, bir tane makara varsa Dişli'de o yukarı yük taşırken 50 kiloluk güç lazım. Hı hı. 5 tane Dişli olursa makarada 5 tane 10 kilo yeter. 10 tane olursa 5 kiloluk güçle 50 kilo yük taşıyabilirsin. Buradaki teknik de aynı onun gibi. Burada mesela sadece spiruna olursa etkisi %20, 25, 30 olur. Ama buna ginseng, efendim çoban çökerten, üzüm çekirdeği, maka vesaire ilave ederseniz ne olur? Etkisi %100'lere katlanır. Hmm. Güçlendirir. Birbirini tamamlayıcıdır. Fakat bu birbirini tamamlayıcı bitki ekstraklarını birleştirip bir araya getirip katabilmek için bu Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan pozitif listedeki bütün bitkilerin özelliklerini bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız giremezsiniz. Riskli. Onun için bir profesör doktor kalkmış diyor ki iki bitkiden fazla bitki karıştırılmaz. Niye karıştırmıyor? Çünkü bilmiyor. Yani bitkileri detaylı bileceksin ki özelliklerini. O zaman risk yok. Mesela şişkinlik oluyor, gaz oluyor. Midesinde, bağırsağında vatandaşın ne yapmak gerekir? Kimyon, rezene, anason, kakule, kekik, papatya katabilirsin. Hiç sorun değil. Ama hiçbir bilgin yoksa hiçbir şey katamaz. Evet, bakar kalırsın. Evet. Yani profesör olmuş, iki bitkiden başka bitki katılmaz. Avrupalı nasıl yapıyor peki? Amerikalı nasıl yapıyor? Orada da mesela Almanya'da çok meşhur bir firma vardı. Bu firmanın başına Amerika'dan bir CEO getirdiler. Aha. Yönetici. Hı hı. 200 yıllık firma, 200 yıllık çalışmaları, klinik çalışmalarını adam çöp attı. Mono'ya geçti. Yani spirine sadece, spirine moringa sadece moringa kattı. Ne oldu? Onu ebe mi de üretir? Telefon edersin, dersin ki bana şu kadar ekstrak gönder, gönderir. Fabrikaya gönderirsin, üretir. Mono'yu herkes üretir. Forte'yi üretmek iş. Birbirini tamamlayan, güçlendiren. Mesela şimdi korona. Evet. Vatandaşa sen ekinezya, Afrika sardunyası, kekik, kortisep, efendim, çam kabuğu ekstraktı bunları bir araya getirip de bir ürün üretebilirsen SARS, MERS, korona falan filan hiç önemli değil. Hı hı. Bağışıklık sistemi güçlendirdiğin zaman T hücresi, B hücresi, makrofaj yapısını harekete geçiriyorsun. Ama sadece bir üründen olursa ne olur? Etkisi o kadar olmaz.